Merhaba ben Enes. Bugün masada gördüğünüz 8 kablosuz kulaklıklı mikrofon testiyle beraberiz. Telefonla görüşme performansı sizin için önemliyse videoyu sonuna kadar izleyin. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hangi kulaklığın hangi saniyede olduğunu açıklamalardan bakıp karşılaştırmayı daha kolay yapabilirsiniz. Bu sayede siz de kalite farkını anlayabilirsiniz. İlk olarak görüşmelerimi kapalı bir odada, ikinci olarak da bir parkta dış gürültülerin olduğu bir yerde denedim. Ve aktif gürültü engelleme özelliğinin de orada ne kadar çalıştığının farkına varabiliriz. Kulaklıkların detaylı incelemelerini ve satın alma linklerini açıklamalardaki linklerden ulaşabilirsiniz. Son olarak siz hangi kulaklığın performansını daha çok beğendiniz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Yine son olarak kablosuz kulaklıklarla ilgili sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Hepsini bir videoda cevaplayalım. Hadi testimize geçelim. Evet, şu an duyduğunuz sesi QC-T3 modülünden duyuyorsunuz. Kapalı bir mekandayım, sessiz bir ortamdayım. Bu modelde aktif gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. Detaylı incelemesini kanalımdan izleyebilirsiniz. Evet, şu an duyduğunuz sesi QJN'in T2 modelinden duyuyorsunuz. Bu modelde de gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Evet, şu an sesimi AirDot Pro modelinden duyuyorsunuz. Bu modelin de bir ikinci versiyonu daha çıktı. Tasarım olarak biraz değiştirmişler. Şöyle kibar bir şey yapmak yerine adamlar yine tombul, epey kaba duran bir kulaklık yapmışlar. Çin'de 51 dolara satışa çıktı. Siparişi açıldığı zaman ben de satın alıp detaylı olarak incelemesini ve eski modeliyle karşılaştırmasını çekmeyi düşünüyorum. Takipte kalın. Evet, şu an duyduğunuz sesi fiyat performans kralı olan Redmi'nin AirDot modülünden duyuyorsunuz. Bu modelde aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Evet, şu an sesimi Xiaomi'nin AirDot modelinden duyuyorsunuz. Bu modelde aktif gürültü engelleme olduğu belirtilmiş. Evet, şu an duyduğunuz sesi AirPods çakması olan E100 modelinden duyuyorsunuz. Bu modelde de aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Evet, şu an duyduğunuz sesi daha önce incelemesini yapmadığım Bolivya'nın E modelinden duyuyorsunuz. Bunun da incelemesini önümüzdeki haftalardan kanalımdan izleyebilirsiniz. Evet, şu an duyduğunuz sesi Bolivya'nın yine daha önce incelemesini yapmadığım TL mini modelinden duyuyorsunuz. Önümüzdeki haftalardan bu modelin de incelemesini kanalımdan izleyebilirsiniz. Evet, şimdi bir de kulaklıkları dışarıda ortamda test edelim. Evet, şimdi dışarı çıktım. Hafif rüzgarlı bir parktayım. Şu an duyduğunuz sesi QC-T3 modelinden duyuyorsunuz. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Evet, şu an duyduğunuz sesi QC-T2C'den duyuyorsunuz. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Evet, şu an duyduğunuz sesi Redmi AirDot modelinden duyuyorsunuz. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Şu an duyduğunuz sesi Xiaomi'nin AirDot Pro modelinden duyuyorsunuz. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Şu an duyduğunuz sesi Xiaomi'nin AirDot modelinden duyuyorsunuz. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Şu an duyduğunuz sesi AirPods çakması olan E100 modelinden duyuyorsunuz. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Evet, şu an duyduğunuz sesi Bolivya'nın TL mini modelinden duyuyorsunuz. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Şu an duyduğunuz sesi henüz incelemesini yapmadım. Bolivya'nın TI modelinden duyuyorsunuz. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bana göre konuşma performanslarının sıralaması bu şekilde. Özellikle T3 ve Pro modeli hem kulağa yakın yapıda olmaları hem de aktif gürültü engelleme olmalarından dolayı farklarını ortaya koydu diyebilirim. Benim performansıyla şaşırtan model ise Xiaomi'nin AirDot modeli oldu. Kulağa bir yakın olmamasına rağmen performansı gayet iyiydi. Redmi ise mikrofonu kulağa yakın olmamasına rağmen yine tahminimden daha iyi bir mikrofon performansı sergiledi. Bolivya'nın HE modeli hariç neredeyse hepsi kabul edilebilir bir görüşme performansı sergiledi diyebilirim. Siz hangi modelin performansını beğendiniz? Yorumlarda belirtin. Eğer video hoşunuza gittiyse ve yararlı olduysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.